RS adlandırma sistemi bir kiralite merkezinin dizilimini belirlemek için kullanılır. Aşağıda iki enantiyomerimiz var. Sol tarafta bir bileşik var. Sağ tarafta ise bileşiğin ayna görüntüsünü görüyoruz. Her bir enantiyomerin R mi yoksa S mi olduğunu belirlememiz gerekiyor. O halde birinci adımla başlayalım. Birinci adımda kiralite merkezine bağlı dört grubu önceliğine göre sıralayacağız atom numaralarına bakarak bunu yapabiliriz. Soldaki enantiyomerden başlayalım. Kirarite merkezimiz olan bu karbona dört farklı yapının bağlı olduğunu görüyoruz. Sağdaki periyodik cetvelin oldukça kısaltılmış haline bakarsak, bu dört atom içinde bromun atom numarasının en yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden ilk öncelik brom atomuna verilir. Yani brom bir numara olur. 17 atom numarasıyla bromun ardından klor atomu geldiğinden ikinci öncelik klora verilir. Daha sonra 9 olan atom numarasıyla flor atomuna üçüncü öncelik verilir. Ve son olarak da en küçük atom numarasına sahip hidrojene en son öncelik verildiğinden hidrojen atomu 4 numara olur. Birinci adımı tamamladık. İkinci adımda en düşük önceliğe sahip grubun düzlemde bizden uzaklaşıyor gibi görünmesi için grupların yönünü belirlememiz gerekiyor. En düşük öncelikli grup olan hidrojenin zaten bizden uzaklaştığını yani kesikli çizgide olduğunu görüyoruz. Böylelikle ikinci adımı da tamamladık. Üçüncü adımda da 1-2-3 diziliminin saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi olduğunu belirlememiz gerekiyor. Hidrojen bu aşamada önemli değil. O yüzden üstünü karalayabiliriz. Burada 1, 2, 3 diziliminin nasıl olduğuna bakmamız lazım. 1, 2, 3 dizilimi burada saat yönünde ilerlediğinden bunun R enantiyomeri olduğunu söyleyebiliriz. Buraya R bromoklorofluorometan yazalım. Aynısını ayna görüntüsü için de yapalım. Sağdaki bileşikteki bu karbonun kiralite merkezi olduğunu biliyoruz. Öncelik sırasının nasıl olduğunu da biliyoruz. Brom 1 numara, klor 2 numara, flor 3 numara ve hidrojen de 4 numara. Böylece birinci adımı tamamladık. İkinci adımda bizden uzaklaşan en düşük öncelikli grubu bulmamız gerekiyor. Burada da bu grup hidrojen olduğundan ikinci adımı da tamamlamış olduk. Üçüncü adımda ise 1, 2, 3 diziliminin saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi olduğunu belirlememiz lazım. Bizden uzaklaşan ve en düşük öncelikli bu grubu göz ardı edebiliriz. Şimdi 1-2-3 dizilimine bakalım. Bu dizilimin saat yönünün tersine olduğunu görüyoruz. Bu yüzden burası S enantiyomeri olur ve bu molekülde S-bromoklorofluorometan olarak adlandırılır. Üçüncü aşamayı da tamamladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kiralite merkezinin dizilimini belirlememiz mümkün. Şimdi de farklı bir enantiyomer çiftine bakalım. Sol tarafta bir alkol molekülünü ve sağ tarafta da ayna görüntüsünü görüyoruz. Soldaki molekülle başlayabiliriz. Önceki videolarda bunun kiralite merkezi olduğunu öğrenmiştik. Şimdi tek yapmamız gereken bu merkezin dizilimini belirlemek. Bunun için molekülü yeniden çizelim. Bu karbon kiralite merkezimiz. Bu karbona bağlı bir OH grubu var. Hidrojenin ise düzlemde bizden uzaklaştığını bildiğimizden bunu kesikli çizgiyle gösterebiliriz. Aşağıdaki çizimde hidrojen yok. Ancak aslında orada olduğunu biliyoruz. CH3 metil grubumuzu da çizelim. Son olarak da sol tarafta bir etil grubu var. Yani CH2 ve sonra yine CH3. Kiralite merkezimize geri dönelim. Bu karbon kiralite merkezimiz demiştik. Şimdi de bu karbona doğrudan bağlı atomları bulalım. Bu karbona doğrudan bağlı bir oksijen, bir hidrojen ve iki tane de karbon atomu bulunuyor. Bunları öncelik sırasına koyalım. Periyodik cetvelin buradaki oldukça kısaltılmış haline bakarsak, bu atomlardan en yüksek atom numarasının oksijende olduğunu görebiliriz. Bu yüzden ilk öncelik oksijene, daha doğrusu OH grubuna verilir ve burası bir numara olur. Hidrojen atom numarası en düşük olduğundan en az öncelik hidrojene verilir ve burası 4 numara olur. Son olarak elimizde 2 karbon var. Yani bir eşitlik söz konusu. Karbonun atom numarası 6 olduğundan buradaki eşitliği bozmamız gerekiyor. Bu karbonlara doğrudan bağlı atomları bularak bu eşitliği bozabiliriz. Sağdaki karbon 3 hidrojene bağlı. 1 2 3 hemen yazalım. Hidrojen, hidrojen, hidrojen buradaki karbonsa doğrudan bir karbon ve iki hidrojene bağlı. Atomları atom numarası azalacak şekilde yazalım. O yüzden bu karbonun atom numarası hidrojenden fazla olduğundan burayı karbon hidrojen hidrojen şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi de bu ikisini karşılaştıralım. Sol tarafta elimizde karbon, hidrojen, hidrojen varken sağ taraftaki dizilimin hidrojen, hidrojen, hidrojen şeklinde olduğunu görüyoruz eşitliğin ilk nerede bozulduğunu bulmamız gerekiyor. Eşitlik, karbona karşılık hidrojen geldiğinde bozulur. Ve karbonun atom numarası daha yüksek olduğundan karbon kazanır. Böylece ilk öncelik bu gruba verilir. Ve etil grubu metil grubuna kıyasla öncelikli olur. Etil grubuna en büyük ikinci öncelik verildiğinden burası 2 numara olur ve metil grubu da 3 numara olur. Tüm grupların öncelik sırasını belirlediğimize göre bunları yerine yazabiliriz. İlk öncelik OH grubuna verildiğinden burası 1 numara olur. En büyük ikinci önceliği etil grubu alır ve burası 2 numara olur. Üçüncü önceliği alan metil grubu da 3 numara olur. En düşük öncelikli grup olan hidrojen düzlemde bizden uzaklaştığından aslında ikinci adımı da tamamlamış olduk. Üçüncü aşamada dizilime bakmamız gerekiyor. Çemberin etrafında dolanırsak 1 2 3 diziliminin bu yönde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu dizilim saat yönünde ilerlediğinden bu molekül R enantiyomeri olur. Yani burası R 2 butanol olarak adlandırılır. Bu R 2 butanol olduğuna göre ayna görüntüsü de S 2 butanol olur. Bunu sağ tarafta kontrol ederek sağlamasını yapabiliriz. Burası kiralite merkezimiz. OH grubunun en büyük önceliğine sahip olduğunu bildiğimizden burası bir numara olur. Farklı bir renkle yazalım. Evet, burası bir numara olur. Etil grubunun da iki numara olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde metil grubunun üç numara olduğunu ve son olarak dört numaranın yani hidrojenin düzlemde bizden uzaklaştığını biliyoruz. Yani en düşük öncelikli grubumuz bizden uzaklaşıyor. Şimdi de 1-2-3 diziliminin nasıl olduğuna bakalım dizilimin bu yönde yani saat yönünün tersinde ilerlediğini biliyoruz. Bu yüzden bu S enantiomeri olur ve burası S2 butanol olarak adlandırılır. Evet, az önce bunun S2 butanol molekülü olduğunu görmüştük. Ancak sağdaki nokta yapısı verildiğinde kiralite merkezinin dizilimini nasıl belirleyebiliriz? Kiralite merkezimiz burada ancak bu sefer OH grubu bizden uzaklaşıyor. Bu da düzlemde hidrojenin bize doğru dönük olduğunu gösterir. Az önce öncelik sırasının nasıl olduğunu görmüştük. OH grubu 1 numara, etil 2 numara, metil 3 numara ve son olarak da hidrojen 4 numaraydı. İkinci adıma geçelim. Burada en düşük önceliğe sahip grubun bizden uzaklaşacağı şekilde grupların yönünü belirlememiz gerekiyor. Ancak burada bu durum söz konusu değil. Burada en düşük önceliğe sahip grubun bize doğru dönük olduğunu görüyoruz. Çünkü hidrojen şu içi dolu işaretle gösterilmiş. Bu bileşiği kafanızda canlandırarak döndürebilirsiniz. Bileşiği döndürürken hidrojenin düzlemde bizden uzaklaşması lazım. Bunu yaptığınızda aslında bileşiğin soldakiyle aynı olduğunu görebilirsiniz. Yani bu ikisi aslında aynı molekülün farklı iki çizimi. Enantiyomerleri çizdiğim videoya tekrar bakarsanız bu bileşiği döndürerek bu ikisinin aslında aynı bileşik olduğunu kanıtladığımı görebilirsiniz. Bu durumda hidrojenin düzlemde bizden uzaklaştığını söyleyebiliriz. O halde burası S olur çünkü 1-2-3 dizilimine baktığımızda dizilimin saat yönünün tersini olduğunu görebiliriz. Peki molekülü kafamızda canlandırarak döndürmekten başka bir yol yok mu? Çünkü bu yöntem aslında çok zor. Şimdi bahsedeceğim bir yöntem var ve o kadar zor değil. Bunun için sağ taraftaki çizimden başlayabiliriz. Buradaki grupları öncelik sırasına koyarak düzlemde bize dönük olan hidrojeni göz ardı edebiliriz. Hidrojeni göz ardı ederek 1 2 3 dizilimine bakalım. Dizilim bu yönde ilerliyor. Yani saat yönüyle ilerlediğinden burası R olur. R gibi duruyor yazalım. Hidrojen düzlemde bize dönük olduğundan bulduğumuzun yani gibi duran dizilimin tam tersini almamız gerekir. Yani burası R gibi duruyorsa ve hidrojen bize dönükse o zaman bunun aslında S enantiyomeri olduğunu söyleyebiliriz. Molekülü kafanızda canlandırıp döndürmek yerine işte bu ipucundan yararlanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken öncelik sırasını belirleyip R veya S sonucuna ulaşarak bu sonucun tam tersi değeri almak